Herkes de bunun üzerine konuşuyor. Nasıl yani? İngiltere bilim adamları var yanında, Boris Johnson'ın açıklama yapıyor. Diyor ki okulları kapatmıyoruz, insanlar bağışıklık kazansınlar, riskli pozisyonda olanlar da evlerinden çıkmasınlar. Bu bir yöntem mi hastalıkla mücadele etmek için, soralım istiyoruz. Telefon attığımızda Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan var. Ondan yanıt isteyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi İngiltere ve Hollanda sanki dünya bir tarafı, onlar bir tarafa gibi bir görüntü söz konusu. Biz dinleyenlere de aktardım. Riskli gruplar evlerinden çıkmasınlar, biz diğerleri de bağışıklık kazanacak diyorlar. Bu bir yöntem mi? Bir defa yanlış bir bilgi bu. Hollanda'nın şu anda Hollanda'da sokağa çıkma yasağı var. Sadece marketler ve eczaneler açık. Eczaneye bir de ancak reçeteniz varsa, yolda polis soruyor, onu gösterebiliyorsanız giriyorsunuz. Bu tamamen bir yanlış haber olarak bugün bizim Türkiye medyasına yansıdı böyle bir şey. Birazdan Hollanda'ya bağlarım, doğru haberi de alacağız ama önce sizinle konuşalım istemiştik, belki alacağız. Böyle bir şey yok, kaldı ki İngiltere'de dün Boris Johnson'da işte basın toplantısında işte böyle bir şeyi uyguluyormuşsunuz toplum işte bağışıklığı diye sordular. Adam biz böyle bir şey uygulamıyoruz dedi. Tek yaptıkları farklı şey bazı önlemleri gevşek alıyorlar. İşte okulları henüz kapatmadılar. Ama örneğin hasta olanların işte işe gitmemesi için onların işte iş yerlerine maddi destekte bulunuyorlar. Bizden çok daha fazla test yapıyorlar. Yani böyle bir yanlış değerlendirme var. İngiltere için ama biraz daha sanki o söylenenler doğru değil mi? Mesela İngiltere okulları kapatmadı, doğru. Onun dışında sosyal... İngiltere okulları kapatmadı, doğru. Sosyal yaşam alanlarını da yalnız engellemiyor. Sadece tavsiyede bulunuyor gitmeyin diye. İşte yani ama biz bunu işte toplumsal millet bağışıklık kazansın, hastalığı geçirsin diye böyle bir şey demeç olmadı yani. Bu sadece bunu yorumlayanlar bu şekilde yorumladı. Yoksa kimse böyle bir şey söylemedi. Kaldı ki buna bile İngiltere'deki bilim adamlarının yoğun bir şekilde itirazı var. Doğru. Ve bu şekilde devam edersek 500 bin insan ölebilir diyorlar. Ama bunu bir bıraktılar kendi hallerine, insanlar bağışık olsun. Kimse böyle bir şey diyemez bu devirde. Önlemleri almıyorlar. Bunu dediğim gibi bu şekilde yorumladılar. Bu tabii ki doğru değil. Yani İngiltere'nin bu işleri bu şekilde yapması doğru değil. Çünkü böyle bir şey yapamazsınız. Yani insanları bırakın şeyi, yani kaç kişinin öleceğini, hiçbir ülkenin sağlık kapasitesi, hizmet kapasitesi bunu karşılayamaz. Yani birdenbire bıraktınız, yüz binlerce hasta oldu diyelim. Hiçbir ülke, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bunun altından kalkamaz. Sağlık sistemi çöker zaten. Dolayısıyla çok yoğun itirazlar var. Ama işte Boris Johnson'ın bu şeyi biraz inatlaşma gibi oldu. Fakat onlar da çok yakında vaka sayıları artınca eminim bundan döneceklerdir. Şimdi haberlerde bu özellikle sürü bağışıklığına geçmesinin nedeninin sağlık sistemindeki sıkıntılar olduğuna ilişkin vurgular da var. Sanki yani doğrudan açıklama yapılmasa bile, bugün mesela ben İngiltere'deki bir arkadaşımla konuştum. Onun da algısı, oradaki tartışmalardan çıkardığı sonuç, sanki İngiliz hükümeti yaşı biraz ileri olanlardan kurtulmak istiyormuş gibi bir görüntü. Ama böyle bir şey olabilir mi? Yani İngiltere gibi bir ülkede İşte yaşları bırakalım ölsün. Evlerinde falan. Bakalım demek mesela olamaz. Hocam. Evlerinde bırakalım onları, evlerinde bakacağız. Biz de onu diyoruz. Yani biz de diyoruz ki yaşlılar evlerinden çıkmasın. İngiltere de aynı şeyi söylüyor. Yani hastalanınca bunlar hastaneye yatırmayalım, evlerinde ölsünler demiyorlar. Bir de dediğim gibi şu anda İngiltere'nin bu COVID-19 için harcadığı para bizim harcadığımız paranın çok üzerinde. Yani orada sadece inatlaşma, özellikle bu sosyal izolasyonu sağlayacak tedbirleri gevşek alıyorlar. Şu okulların kapatılması bir örnek buna. Bu ama, onun için değil mi hocam? Bu yani salgının gençler üzerinde devam etmesi ve orada bir bağışıklık... Yok, böyle bir şey değil. Yani gençler için de
gençler için gençleri serbest bırakalım, yaşlıları eve kadar, bu zaten mantıklı bir şey de değil. Çünkü eninde sonunda yaşlılara da bulaşır. Ve dediğim gibi yani sağlık sistemimizi çökertir. Bu hani sürü bağışıklığı zaten doğru bir terim değil. Nedir hocam onun özü? Toplumsal bağışıklık demek. Ama yani böyle bir yaklaşımı hiç kimsenin yok. Tedbirleri geç aldığı için bu şekilde yorumlar yapılıyor. Zaten bu kendisine de soruldu dün basın toplantısında. Böyle bir yaklaşımınız var, kesinlikle öyle bir yaklaşımımız yok dedi. Diyemez zaten. Yani hiçbir devlet yöneticisi çıkıp ben şunu amaçlıyorum, işte bırakalım hastalanan hastalansın, kalan sağlar bizimdir diye bir şey söyleyemez zaten. Ama yapılan şey son derece yanlış. İngiltere gibi bir işte gelişmiş ülkede biz işte bunun tedbirleri biraz bekleyelim, ondan sonra alırız yaklaşımı son derece yanlış. Çünkü bu çok hızlı yayılan bir virüs. Bakın dünya için benim hesapladığım bir matematiksel model var. İşte milyonda 24 şu anda dünya nüfusunda enfeksiyonu tespit edilen insan sayısı. Hı hı. Eğer bu halde bırakırsanız, yani hiçbir tedbir almazsanız, yaklaşık 1,5 ay sonra dünya nüfusunun yarısı enfekte olacaktır. Bu neyi getiriyor? Bu bir de şöyle söyleyeyim. Yani hani bazı teorileri ileri atıldı falan, hepsi çöktü bunları. Görüyoruz ki şimdi ülke, millet, ırk ayırmadan bu virüs her yerde aynı hızla yayılıyor. Evet. Siz ne kadar tedbir alırsanız o kadar yavaşlatabiliyorsunuz. Yoksa kendi haline bırakırsanız her yerde bu matematik model geçerli. İngiltere'de de öyle. Yani İngiltere'de bu işi çok uzun süre sürdüremez. Yani. Bu tartışma çok yoğun. Doğru. Mesela İçeride de çok büyük tartışma var. Hükümet arasında. Tabii ki. Ben yani bunun çok geçmeden o tedbirlerin alınacağını düşünüyorum. Pekala. Bizde nasıl durum hocam? Nasıl gelişmeleri nasıl şimdi, yorumlayalım? Şimdi şöyle biz hani bu işi bir savaş gibi düşünürseniz, bu savaşın ilk cephesi işte geçtik artık. Çünkü savaşta biliyorsunuz ön cepheye bir kuvvet koyarsınız. O kuvvet hiçbir zaman en güçlü ordunuz olmaz sizin. Çünkü düşman o hattı geçtikten sonra esas güçlü hattınızı oraya koyarsınız. Şimdi o ilk kuvvet görevini yaptı. Burada bütün şey beklenen faaliyet devlete yönelikti. Devlet o faaliyetleri yürüttü ve bize geç geldi virüs. Ama şimdi eğer bu ikinci cephedeki savaşı doğru yürütemezsek, biz sadece bir iki hafta geriden takip ederek İtalya'nın, İspanya'nın yaşadığı, İran'ın yaşadıklarını biz de yaşarız. Çünkü bu ikinci cephe savaşı daha zor birinci cepheden. Çünkü burada sadece devletin yaptıkları yetmiyor. Bireysel aynı zamanda bireysel ve kurumsal faaliyetler ve medyanın yaklaşımları çok önemli. Dolayısıyla eğer burada iyi bir savaş veremezsek, yani deyin ki işte 70 bin tane hastayı işte bir ay sonra değil iki ay sonra görürüz. Ama sadece bu fark eder yani. Peki şu an alınan önlemlere göre mi hareket edilir? Yani sistem nasıl işler? Bugün şimdi okullar şöyle, kapalı, kamu kapalı, şu kapalı, bu kapalı. Sokağa mümkün olduğu kadar az çıkın, toplaşım kullanmayın, evet. Bireysel önlem alın. Yarın sayı artarsa ekstra önlem mi? Ona göre mi böyle bir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde işte virüsün bize geç girmesinin şöyle bir avantajı oldu. Birçok ülkenin yaşadığı tecrübeleri gördük. Bunlara baktığımız zaman işte ülkeleri üç gruba ayırmak mümkün. Bir grup işte yoğun bir şekilde yaşadı salgını ama iyi kontrol altına aldı. Bunlar işte Çin, Güney Kore ve Japonya. Bir grup işte yeni büyük bir artış yaşadı ve artış devam ediyor. Bunlar da işte Avrupa ülkelerinin birçoğu, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi. Şimdi bir grupta bizim gibi yavaş ilerleyen, virüsün geç girdiği ama
Bundan sonra ne olacağını belli olmadığı ülkeler var. Şimdi biz bu kontrol altına alan ülkelere kendimizi örnek alırsak, Çin'in yaptıklarını yapmamız mümkün değil. Çünkü doğru. Hiçbir demokratik ülke Çin'in yöntemlerini uygulayamaz. Doğru. Çok sıkı bir izolasyon politikasıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkanı tutukladı mesela. Evet. Ya da işte ihbar edilen, ateşi olan hastaları gidip evinden kelepçeleyerek aldı. Zorla aldı. Evet, yani bunu biz yapamayız. Güney Kore'ye baktığınız zaman Japonya'da kısmen öyle. Onlar daha demokratik bir yöntemi biraz daha fazla para harcayarak yaptılar. Yani test sayısını artırdılar. Aniden bir karar verdiler. Dediler ki biz birçok insanı test yapacağız ve böyle günde 20 bin test falan yaparak sonunda semptomları yani belirtileri az olan dolayısıyla hastalığın farkında olmayan insanları da tespit edip hemen toplumdan ayırdılar. Hı hı. Bu şekilde kontrol altına aldılar. Biz tabii buna benzer bir yöntem uygulamak durumundayız. Yani bir defa vakaları tespit etmek için şu anda yürüttüğümüz sistem bizim yerel bulaşı tespit etmemize engel oluyor. Çünkü bizim vaka tanımımızda eğer çok ağır 60 yaşın üzerinde değilseniz çok ağır akciğer enfeksiyonuyla ve ilerleyici tipte hastaneye yatırılmamışsanız siz diyelim ki ateşiniz öksürüğünüz var doktora gittiniz doktorun sizden örnek alıp bunu koronavirüs için test ettirme şansı yok. Çünkü devlet mutlaka test için yurt dışıyla bağlantı şartını koyuyor. Zaten bütün tanılar da yurt dışıyla bağlantılı o yüzden. Evet. Zaten çünkü yurt dışına bağlantılı olmayana test yapmadığınız için evet. Yakalama şansınız yok. Bu şeye benziyor. Yani işte mavi gözlerde tansiyon taraması yapıyorsunuz. Bütün tansiyon yüksek olanlar mavi gözlü gidiyorsunuz. Diğerlerine bakmadık diye soracaksınız tabii. Doğal olarak. Şimdi bunun için vaka tanımını değiştirmesi lazım Sağlık Bakanlığı'nın. Sanıyorum o yönde bir adım atıldı mı hocam? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bundan sonra... Yok. Atılmadı. Şöyle Sağlık Bakanı diye açıkladı. Şu anda 3 merkezde yapılıyor. İstanbul, Ankara ve Erzurum test. Bunu 16'ya çıkaracağız dedi ama gene Sağlık Bakanlığı'nın has sağlığı laboratuvarları olacak. Daha sonra da işte kademeli olarak 81 ilde testi yapar hale geleceğiz. Tabii buna sadece maddi engeller yok. Aynı zamanda bu kadar testi de yapacak kit lazım. Evet. Bu aynı sıkıntıyı bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri de çekiyor. Doğru. Yani parası var, alacak ama kit yok. Şimdi böyle salgınlarda en büyük problem budur. Sorun sadece sizin sorununuz olmadığı için. Mesela bir aşı çıkar, siz o aşıya ulaşamazsınız. Çünkü önce daha yüksek parayı verenler alır, siz sıranızı beklersiniz. Bu arada kayıplar devam eder. Tabii bu tanı kitleri de böyle. Dolayısıyla yani bunu da işte gene belli kurallara bağlamak zorundasınız. Yani her ateşi çıkıp öksürene test yapacağım derseniz günde 40-50 bin test yapmanız lazım. O da mümkün değil. O yüzden gene bir sınırlama konacak ama hiç değilse mesela işte solunum sıkıntısı da olanlar diye bir şart konabilir ama genişletmek lazım. Bir de işte riski yüksek bazı yerler önerdim. Ben örneğin turistlerin çok fazla uğradığı, dolayısıyla yabancılarla çok sık temas edilen işte bu müzeler, öğren yerleri, İstanbul'da Kapalı Çarşı gibi merkezler var. Burada tarama yapılabilir oradaki insanlarda. Yani bunlar biraz daha sizin virüsü taşıyanları tespit etmenize yarar. Çünkü virüsü taşıyanları tespit etmediğiniz zaman eliniz kolunuz bağlanır. Bütün topluma kendini izole et, evine kapan dediğinizde de buna uymayan çok insan çıkar. Mesela Umre'den dönen ilk yarısı Türkiye'ye girdi. Evet. O 10 bin kişiye dendi ki siz eve kapanın, 14 gün evden çıkmayın dendi. Doğru, evlerine gittiler ama misafir kabul ettiler. Aynen. Sonra sosyal medyada gördük yani
her gün bir sürü insanın evlerine gelip umrelerini tebrik ettiklerini. Dolayısıyla İtalya'da bakın aynı şey oldu. İtalya'da önce işte hükümet tedbirleri almakta geç kaldı falan dendi. Halbuki öyle değildi olay. Hükümet tam tersine bizden de aceleci davrandı. Örneğin daha ilk bakanın bulunduğu ve ilan edildiği gün bütün okullar kapatıldı İtalya'da. Ve devlet dedi ki sakın evinizden çıkmayın, kalabalık yerlere gitmeyin, ama İtalyanlar da biliyorsunuz işte Akdeniz'de çünkü Türkiye. Evet. Bize benziyor, onlar da işte böyle kurallara uymakta son derece isteksizler. Dolayısıyla hükümeti dinlemedi insanlar, çoluğunu çocuğunu toplayan kuzeyden güneye şeye, tatile gitti. Ve dolayısıyla virüsü ülkenin her tarafına yaydılar. Şimdi burada da bizde mesela bakın, okul tatili aynı sonucu doğurabilecek riski taşıyor mu sizce? Çünkü burada da üniversite öğrencileri memleketlerine gitti mesela. Şimdi eğer uymazsak, yani bunu bir tatil gibi değerlendirirsek bizde de aynı şey olur. Olmaması için hiçbir neden yok. Bu tamamen yani demin söylediğim şeyin nedeni o. Yani devletin aldığı kararlar yetmez. Sizin bunu ne kadar uyguladığınız önemli. Onun için de ciddiye almak lazım herhalde. Ciddiyetini ortaya koyacak bir takım işte açıklamalar. Yani bizler de konuşurken şuna dikkat ediyoruz. Yani panik yaptırmamak lazım. Paniğe yol açmamak lazım. Ama aynı zamanda da insanları da kaygısız hale getirmemek lazım. Yani boş verin, hiçbir şey yok, önemsiz dediğimizde de insanlar yapması gerekenleri yapmıyor. Mesela bu vakaların rastlandığı yerin açıklanması biraz daha işi ciddiyete bindirmez mi hocam? Şimdi ya da yaşının orada açıklanması. Orada bakan beyin düşündüğü ya da Sağlık Bakanlığı'nın düşündüğü biraz da şu. Eğer yeri açıklarsak bu sefer oranın dışındaki illerde de gevşer insanlar diye düşündü. Bence de şu anda yerin hiçbir önemi kalmadı. Evet. Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü diyor ki her tespit ettiğiniz bir vakaya karşılık 10 tane tespit edilmemiş vaka olduğunu düşün. Yani bizde 47 vaka mı açıklandı? 470 diye düşünün. Şimdi böyle olunca Türkiye'nin 81 vilayetinde de bu virüs varmış gibi davranmak lazım. Evet. Çünkü yakında zaten her tarafta olacak, bu sayı artacak, böyle kalmayacak. Böyle katlanarak mı artmasını bekliyorsunuz hocam? Sizi ne şaşırtır şimdi mesela? Tabii şöyle söyleyeyim. İşte biraz önce bahsettim o matematik modele göre şu anda bulaştırma kat sayısı 3'e yakın. Evet. Yani bir kişi ortalama 3 kişiye bulaştırıyor. Hiç müdahale etmez. Kendi halinde bırakırsanız Türkiye'de yaklaşık 2 ay sonra nüfusun yarısı aşağı yukarı 40 milyon insan hastalığa yakalanmış olur. Çok. Bunu yavaşlatmak tamamen alınan tedbirlerle ilgili. Siz işte eğer tedbirleri alırsanız anlayın. Sadece karantina tek başına bu bulaştırıcılık kat sayısını 3'ten 2'ye indiriyor. Bu sefer sizin bu işte rakama ulaşmanız 2 misli süre gerektiriyor. Sosyal izolasyon da yapabilirseniz bu yaklaşık birlere iniyor ki o zaman salgın azalarak durma eğilimine giriyor zaten. Yani burada sosyal izolasyon bir defa kesin ve en etkili yöntem. Yani bir yani metre kuralı el sıkmama. İnsanlar ben onu 1.5 metre olarak hesaplıyorum. Peki. Çünkü orijinali 6 fittir bunun. Tamam. 180 santimetreydi aslında. Şimdi insanlar bu mesafeden yakın ilişki kurmayacaklar. Yani bir süre kendimizi eve kapatacağız. Çok acil ihtiyaçlarımız dışında dışarıya çıkmayacağız. Ve salgının sönmeye başlamasını bekleyeceğiz. Hocam ama hayat da devam ediyor. İstanbul'da metrobüse biniyor insan, dolmuşa biniyor, işe gitmek zorunda. Bıraksa evet. Bu sefer aç kalacak. İşleri de artık ona göre ayarlamak lazım. Yani bir yerde kurumlar dediğim şey bu. Yani iş yerlerinde bir defa eğer home office çalışabilecek bir işse bu, artık birçok zaten yaygın kurum geçti buna, ama diğer kurumların da hızla buna dönmesi de, yani insanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve iş yerlerinde bir araya kapalı ortamda gelmelerini önlemek lazım.
Ve dolayısıyla yani bunu çok sık uyguladığınız zaman, işte mesela Çin'deki gibi sağlık personeli hariç hiç kimse sokaklara çıkmıyor ve de işte o zaman devlet mesela var. Böyle bir şey yapamaz mı? Bu çok sürtecekse, ya kardeşim sokağa evet. çıkmak yasak diyebilir herhalde. O zaman şimdi niye yapmıyor yani bunu? Bir eksiklik tabii, değil mi? Şöyle söyleyeyim. Buyurun. Çok ciddi bir şeyi, ekonomik yükü var bu işin tabii. Evet. Bir sürü şeyi düşünün. İşte restoranların kapandığını, bütün ticarethanelerin kapandığını. Şu an %50'si çok... zaten kapalı hocam yani şu an. Çok tabii, çok ciddi yani kapandı. Çalışmıyor, doğru söylüyorsunuz. Ama bu tabii mesela Fransa sadece bu şeylerin, firmaların bu kayıplarını önlemek için 47 milyar euro ayırdı. Evet. Şimdi dediğim gibi yani çok büyük bir meblağ bu. Dolayısıyla hani bunu işte vaka sayısını izleyerek, artışı görerek peyderpey yapmayı düşünüyor. O zaman da işten geçmiş olmaz mı? Maalesef işte öyle bir risk var. Yani bu iş böyle vaka sayısı birkaç yüzü bulduğu zaman da çok zorlanıyorsunuz kontrol etmekte. Çünkü biz buna çok kaynaklı salgın diyoruz, bu tip salgınlara. Yani her hasta bir kaynak. Şimdi yüzlerce kaynağı tespit edip bunların işte izole edilmesi çok zor bir iş. Ve çevresindekilerinin aynı zamanda temas aynen ettiği öyle. Herkesin. Yani ondan aynen sonra iş, yani ipin ucu kaçıyor kişi, yani ondan sonra. Aynen, bir kişi ailesindeki 5-6 kişiye bulaştırıyor. Sonra o 5-6 kişi her biri 5-6'şer kişiye evet. bulaştırıyor ve böyle bir matematik şey geometrik bir katlamalı artışla birdenbire karşınıza, işte İtalya'da öyle oldu. Uzun süre 3 vakada gittiler bir 10 günden fazla. Sonra işte aniden bir ilk gün 21 gün vaka açıklandı. Sonra aynen bizdeki gibi işte ertesi gün işte 40 vaka, sonra 60, 100, 200, 1000 derken artık şeye 25 bine kadar çıktı. Şimdi kontrol etmek mümkün değil zaten. Anca evrende durarak. Bir de son olarak bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi bu öyle bir psikolojik baskı da yaratıyor ki insanların üzerinde. Boğazı azıcık gıdıklanan, ne bileyim hafif terleyen ya da ne bileyim hafif üşüyen, ateşi olduğunu düşünen herkes eyvah diyor. Burada burada nasıl davranmak lazım? Yani bu ne? Öksüren adam veya ne bileyim ateşi olan insan, bunu ne diye bakacağız yani buna? Çünkü havada soğuk anda, yani insanlarda hastalık da oluyor. Şu anda soğuk algınlığı da çok yoğun bir şekilde görülüyor. Grip esas o yoğun dönemini ocağın birinci, ikinci haftasında yaptı. Şimdi bir azalma trendindeydi. İşte bu soğuklarla beraber ikinci bir artış dönemi gözleyebiliriz. O yüzden bir defa bunların büyük çoğunluğunun koronavirüsle alakası yok. Ve belki ki koronavirüs, zaten yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yurt dışı bağlantısı yoksa şu anda bu kişiler bir sağlık merkezine başvursa zaten test yaptırma şansı yok. Dolayısıyla bu hafif bir şekilde ateş ve öksürük var, başka solunum sıkıntısı falan yoksa bu kişilerin hastaneye gitmemesi gerekir. Evde önce bol sıvı alarak, işte ateş düşürücüyle istirahat ederek hastalığı geçirmeye çalışsınlar. 3-4 gün içerisinde geçer zaten soğuk algınlığı. Ancak işte gene de her yani küçük bir ihtimal de olsa koronavirüs olabilir. Ya da hatta işte başka bir virüs de olabilir. Onu da bulaştırmamak lazım. Evin içinde de böyle işte şeyle hep birlikte sarmaş dolaş eğlenerek değil. Böyle bir şikayeti olan kişinin evde de kendini izole etmesi yani lazım. Bir odaya girecek çıkmayacak yani. Aynen öyle yani ev altıyla 1,5 metreden yakın temas kurmayacak. Ve şeyle de yani işte gerekmediği zaman da mümkün olduğu kadar ev altıyla ilişkisini kesecek. Ama hastaneye gittiği zaman hastanelerden bu hastalığı alma şansı artacağı için, çünkü hastaneler en önemli kaynak, oralara mümkün olduğu kadar gitmesinler. Ancak solunum sıkıntısı falan varsa tabii beklemeden gitmek lazım. Evet. Son soruda ilaç ne kullanılır ki böyle bir durumda? Şimdi şöyle, henüz daha bu virüse etkileyen
işte kesinlikle yani gripteki işte ilaçlar gibi, oseltamivir gibi mesela bir ilaç yok. Sadece işte Hindistan ve Çin'de bir küçük çalışma oldu. İşte bir sıtma ilacıyla bir AIDS ilacının birlikte verildiği zaman, evet, özellikle ağır hastalarda olayı biraz yavaşlattığını söylediler. Ancak çalışmada kullanılan vaka sayısı çok az olduğu için güvenilir değil. O yüzden bizim rehbere de, Sağlık Bakanlığı'nın vaka takip rehberine de 60 yaşın üzerinde çok ağır, ilerleyici tipte solunum yetmezliği varsa bu iki ilaç önerildi. Dolayısıyla yani yapacak başka hiçbir şey yok diye önerilen iki ilaç bunlar. Yoksa hani hele hafif olanların zaten bir ilacı yok. Bir de hani... Bir de ibuprofen var hocam. İbuprofen kullanırsan üstüne... Bu maalesef Fransa Sağlık Bakanlığı bir açıklamasından, evet, kaynaklandı. Şimdi ibuprofen bir antiinflamatuar ilaç. Bunun daha etkili olanları, daha etkisi kuvvetli olanları romatizmal hastalıklarda kullanılıyor. En etkili antiinflamatuar ilaç da kortizon. Şimdi bunlardan kortizonun dışındakiler, kortizon bağışıklık sistemini ciddi şekilde baskılar. Dolayısıyla ciddi risk grubudur kortizon kullananlar. Ama onun dışındaki ibuprofen gibi antiinflamatuarların bağışıklığı baskılayıp bu hastalığın daha ağır seyretmesine bir etkisi olmaz. Dolayısıyla o bir teorik bilgi sadece. Ama pratikte böyle bir sonucu yok. Çok, aynen. Çok teşekkür. Yani şu anda istirahat, işte bol sıvılmak, öksürük varsa işte gene şöyle sürekli boğazını nemli tutmak ve mümkün olduğu kadar işte evden dışarı çıkmamak dışında yapılacak bir şey yok açıkçası. Çok da zaten genç yetişkin grubunda binde 3 mortalitesi, yani öyle hani %3 diyoruz ama bu bütün yaş grubu, bu rakamı artıran 80 yaşın üzerindeki kişiler. Onlarda %15 mortalite var. Yani evet, ölüm oranı var. Özellikle çocuklarda, yani çocuklara daha az bulaşıyor değil. Çocuklara da yetişkin kadar bulaşıyor ama hafif seyrediyor. Hafif seyrediyor. Onlarda bıraktığı zarar farklı ama evet, çok teşekkür ederken şimdi şöyle bir mesaj var. Asıl korktuğumuz insan, evet, tipi bunlar. Tekstil ihracat firmasındayız diyor izleyicilerimizden birisi. Pazartesi Dublin'den gelen insanlar var ve işe geliyorlar çünkü patron istiyor. Biz de aynı kişilerle aynı servise binip yemeğe çıkıyoruz diyor. Başka bir şansımız yok. Yani işe gitmeme şansı yok. Gitmese işini kaybedecek. Dublin'den gelmiş, patron anlayışsız, mecburen işe onları da getiriyor belli ki. Yani bu sorumsuz yaklaşımdan herkesin bir vazgeçmesi lazım herhalde öncelikle. Yani bu dönemde, bakın bu dönemde bunlar şeyle... Ya suç bu, suç olmalı yani. Tabii ki aslında suç zaten. Yani evet, bunu ifade ettiğiniz zaman yaptırımı var. Çünkü salgın dönemlerinde umumi ıslah kanunu maddeleri var. Bazı yapılamayacak şeyler orada suç oluyor. Evet. Yani aynı zamanda bakın mesela... Medyada zaman zaman çıkıyor bunlar, işte yok tuzlu suyla gazara, evet, yok bilmem ne çorbası iç falan. Ben sormadım yok bile hocam size ya. Gibi. Şimdi bunlar normal zamanda tolere edilebilir ama böyle bir zamanda halkı yanlış yönlendirerek. Çünkü sen onu dediğin zaman halk da o çorbayı içiyor, bana bir şey olmaz diye elini yıkamıyor. Ondan ya da sokağa sonra, çıkıyor istediği gibi geziyor. Aynen, aynen öyle. O yüzden... Böyle zamanlarda herkesin çok dikkatli olması lazım. Yani bu yazan kişinin patronu ki çok büyük bir sorumsuzluk. Bunu aslında ihbar etmek lazım. Peki. Sağlık Bakanlığı'na engellemek lazım. Çünkü sadece o çocukların değil, diğer bütün halkın sağlığını tehlikeye sokuyor. Elbette. Çok teşekkür, evet, ederim hocam. Herhalde o mesajlar da oraya gitmiştir. Çok sağ olun, eksik İnşallah. Olmayın. Doğru bir şekilde bu meseleyi anlamamıza yardımcı olduğunuz için. Efendim, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'la da konuştuk. Çok geniş bir konuşma yaptık çünkü o kadar çok saçma sapan bilgi havada uçuşuyor ki en azından o bilgilerin dışında nedir ne değildir meselesine bir çözüm çerçevesinde veya fikrimiz olsun diye, aklımız olsun diye aklımızdaki soruları ona sormaya çalıştık.